İyi akşamlar kıymetli takipçiler, kıymetli öğretmenlerimiz, sevgili anne babalar, sevgili öğrenciler, sevgili öğretmen adayları. Yine Eğitim Liderleri Anlatıyor canlı yayın programında karşınızdayım. Ben Mevlüt Altıntop, Eğitim Liderleri sayfasını, eğitimle alakalı gelişmeleri, seminerleri, konferansları, etkinlikleri ve benzeri çalışmaları öğretmen arkadaşlarıma, eğitimcilere, eğitim liderlerine duyurmak amaçlı kurmuştuk, açmıştık. Yaklaşık 2 yıldır devam eden faaliyetlerimize bu yılda canlı yayınlarla devam ediyoruz. Bu akşam çok güzel bir konuyla karşınızdayız. Türkiye'mizin en sevdiği konu, öğrencilerimizin çok sevdiği bir ders, matematik konusuyla karşınızdayız. Bakalım canlı yayın konusu kim? Çok kıymetli bir öğretmenimiz. Çok keyifli, 45 dakika bir program bizi bekliyor. Matematik gerçekten sıkıcı değil, eğlenceli. Bunu bir kez daha şahit olacağız. Evet, şu anda hocamız bağlandı. Matematiğin ne kadar eğlenceli olduğu hocamızın arka fonundan belli. Hocam hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk hocam. Sesim Nasılsın, geliyor iyi mu misin? bilmiyorum. Hocam İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? ses güzel, görüntü de net, her şey net, Tamam. güzel. Bu akşam gerçekten çok ayrı bir heyecan içerisindeyim ben. Çünkü kendim ilköğretim matematik öğretmenliği mezunuyum. Marmara Üniversitesi'nden mezun oldum. İstanbul'da okudum. Konumuz da matematik. Tabii şu anda Evet. izleyici sayılarımıza bakarsak gerçekten matematiğe matematiğe İlgi yoğun. karşı ilgi yoğun. Bu sevindirici. Olayım. Üstelik bu akşam derbi maç var. Hatta bir Evet. öğretmenimiz Instagram'dan mesaj yazdı. Öğretmenim derbi akşam var. Derbi akşam bu akşam lütfen. Bence yayını yarın alın falan diye bana mesaj yazmış. Ben de dedim ki bence dedim derbi maçı ertelensin dedim. Çünkü biz çok önemli. Bu konuda iddialıyız dedim. Doğru söylemiş miyim? Bence de doğru söylemişsiniz hocam. Ben de çok yakın bir arkadaşımın doğum gününü bırakıp geldim. Neyse artık bu yayından sonra tekrar onların yanına katılacağım inşallah. O zaman bu vesileyle çok yakın arkadaşınızın doğum günü Kutluyoruz. doğum gününü Evet. kutluyoruz. İyi ki Evet. doğdun. Allah Evet. sağlık, hayırlı, uzun ömürler versin. Amin inşallah hocam. Kendisi zannedersem öğretmen, öyle mi? Evet, aynen o da öğretmen. O da bir sınıf öğretmeni. O zaman nice güzel nesiller yetiştirmek dileğiyle hemen Amin alttan böyle inşallah. yorumlar gelmiş. Evet. Gülden Hoca'nın doğum günü diye. O zaman Gülden Hoca'mıza hayırlı ömürler, happy birthday İnşallah. diyoruz. İnşallah hocam. Sevgili hocam, şimdi bizi Eğitim Liderler sayfasından takip eden arkadaşlarımız var. Tabii sizin de hayranlarınız çok, bunu biliyorum. Dolayısıyla sizin hayranlarınız da takip ediyor. Ben giriş kısmında ismimi söylemiştim ama tekrar söylemiş olalım. Mevlüt Altıntop, İstanbul'da özel bir okulda yöneticilik yapıyorum. Mesleğimin yaklaşık bir yılı hariç hep yöneticilikle geçti, çeşitli özel okullarda. Ama branşım matematik, matematiği çok seviyorum. Bu akşam da zaten matematiği konuşacağız. Sizi tanıyabilir İnşallah. miyiz, kıymetli öğretmenim? Ben Betül Yıldırım, Uludağ Üniversitesi sınıf öğretmenliği mezunuyum. Yıllardır da sınıf öğretmenliği yapıyorum aslında. Ama farklı eğitim yaklaşımlarındaki matematik eğitimleri alma fırsatı yakaladım. Ve şimdi de özel bir okulda bunun üzerine çalışmalar yürütüyorum. 13 yıldır meslekteyim. İnşallah daha nicelerini yaşarız. Hocam nice nice yıllara, güzel yıllara inşallah. İnşallah, inşallah hocam. Sevgili öğretmenim, tabii biz kendi öğrencilik yıllarımızda hatırlarız. Öğretim biçimleri çok farklıydı ve bir dersin sevilmesi öğretmenin de sevilmesine bağlı diye konuşulur genelde. Ama Türkiye'de öğrenciler matematik noktasında tedirginlikleri var. Matematiği sevmeyenlerin oranı çok yüksek. Ülkemizde, bu güzel ülkemizde bu matematik neden sevilmez? Evet, matematik genelde sevilmeyen bir ders olarak adlandırılıyor. Öncelikle ben şöyle düşünüyorum. Matematik bilincini kazandırmaya çalışan kişilerle bağlantılı olduğunu düşünüyorum. Hatta direkt anne babadan başlıyor diyebiliriz bence yani. Ebeveynlerin tutumu matematiği sevdirme veya sevdirmeme noktasında çok ehemmiyetli. Çünkü bazı ebeveynler hala ya matematiği çok iyi yapabilen veya matematiği çok iyi algılayabilen çocukların çok başarılı, çok zeki olduğunu düşünüyorlar. İşte matematik dersini çok iyi dinle, işte bak öğretmenin notlarını kaçırma, işte bundan yüksek not almalısın gibi. Çocuk daha zaten okula gitmeden bu noktada bir kaygıyla karşılaşıyor. Yani belki de özgüven noktasında 1-0 yenik başlıyor.
tabii ki hal böyleyken bence çocukların matematikten korkmaması mümkün değil. Bununla beraber okula başladığında da aynı şekilde maalesef bazı eğitimciler yüzünden de çocukların korku sebebi oluyor. Ben böyle etrafınızda mutlaka karşılaşmışsınızdır. İşte akrabanızda, arkadaşlarınızda, çevrenizde matematiği neden sevmiyorsun diye sorduğumuzda en çok aldığımız cevap öğretmeniyle alakalı oluyor. Biz üç kardeşiz. Ortanca kardeşim, selam olsun buradan ona. Hiç sevmez ve nefret eder. Ben onun hiç bu nefretini anlayamamıştım ama bir gün sorduğumda o da aynı şeyi söyledi. Yani benim tamamen öğretmenimle alakalıydı dedi. Doğal olarak tabii ki çocuklar bu noktada sıkıntı yaşıyor. Bununla beraber bence yanlış stratejilerle öğretilmeye çalışmak da matematikten korkutuyor çocukları. Yani matematiği biz çok soyut algılıyoruz, soyut bir yapı diyoruz. Ki bence bunu biz soyutlaştırdık. Ve doğal olarak o somut dönemdeki çocuk soyut kavramları farklı stratejilerle öğrendiği için korkuyor, kaygı oluşturuyor. Sonuçta evet, herkesin farklı yetenekleri, farklı ilgileri var ama bence bu kadar da korkulacak bir ders değil. Benim en büyük şanslarımdan bir tanesi ilkokul öğretmenimin çok iyi olmasıydı. Yani iyi bir eğitimciydi. Ben zaten matematiği çok seviyordum ama o belki de o sevgiyi daha da artırdı. Bununla beraber bence matematiği sadece sayılardan, hesaplamalardan, denklemlerden oluştuğunu düşünüyoruz. Bu da yanlış bir şey. Aslında hayatımızın her anında matematik var. Yani sabah kalktığımızda işte işe gitme, okula gitme, süremizi hesaplama, işte arabaya bindiğimizde bir navigasyonu açıp işte hızımızı belki hesaplama. Her türlü baktığımızda matematiği her türlü kullanıyoruz hayatımızda. Bunu günlük hayatla çocuk bağdaştıramadığında korkuyor ve sevmiyor. Bence nedenleri bunlar. Bilmiyorum, burada izleyicilerimize de sormak lazım. Arada sevmeyen mutlaka vardır. Seven tabii ki sevenler candır. Sevmeyenler evet. Mutlaka bilinçaltlarında ya da geçmişlerinde kötü bir deneyimleri vardır diye düşünüyorum. Şu anda yaklaşık 33 arkadaşımız izliyor bizi. Hemen minik bir anket yapabiliriz mesela. Evet. Matematiği sevenler ne yapsınlar? Şöyle mi yapsınlar? Matematiği sevenler böyle yapsın, sevmeyenler böyle yapsın. Sevmeyenler de böyle yapsın. Bir bakalım, bir anket yapalım kendi aramızda. Ama çok güzel şeyler temas ettiniz ama mesela ilgimi çeken şey açıkçası sevgili öğretmenim, anne babaların tutumu dediniz. Burası bence oradan başlaması çok enteresan geldi bana. Her olayda da zannedersem öyle. Buyurun hocam. Evet, bence de. Yok, hayır hocam. Doğru, çok haklısınız. Yani anne babanın tutumu çok çok önemli. Zaten anne babalar bence yanlış yerden başlıyor. Birazdan değineceğim buna ama belki yayının sonunda onların da bakış açıları değişebilir diye düşünüyorum. Şu anda sevenler önde gidiyor hocam. Herkes evet. Seviyor bu. Çok benim güzel. Benim etrafımda herhalde sevmeyenler vardı ama demek ki izleyicilerin ilgisi var matematiğe. Aynen, çok güzel. Bize tanıdığım öğretmen arkadaşlarım da var. Onların hepsi bu çok sevindirici bir şey. Evet. Ya matematik sevilmez mi? Hatta kim korkar matematikten diye şey var. Bir arkadaşımız medeni cesaretiyle ve şu anda bir arkadaşımız daha ileri. Sevmeyenler iki tane yapıyor. O da enteresan. Evet. Onu da söyleyeyim hocam. Kesinlikle evet. Geçmiş yaşantılarında olumsuz bir şeyleri var. Ya anne babası, ya öğretmen. Evet. Yani evet, aslında buradan yorumlarla bize katkı sağlayabilirler. Mesela neden sevmiyorlar? Yani sevmemelerinin çok özel bir nedeni yoksa tabii ki. Burada yazabilecek kadar varsa, yazarlarsa çok memnun oluruz. Güzel bir şey olur. Şimdi sevgili hocam, Betül öğretmenim. Şimdi gerçekten hani Türk eğitim sisteminde zaman zaman uluslararası sonuçlar falan açıklanır. Ve uluslararası ölçme değerlendirme sınav sonuçları açıklanır. Burada da işte Türkiye yine sıralamanın gerisinde, Türkiye çok geride bir gündem olur. Konuşuruz PISA, TIMSS vesaire. Buralarda genelde raporlarımız geride. Hatta 2015'te açıklanan rapora göre işte 70 ülke arasında 7. sırada falanız. Matematikte OECD ülkelerinin arasında ortalamasının en altındayız. Ama tamam, burası anladık. Ama bir de kendi yaptığımız sınavlara baktığımızda da LGS'de, en son yapılan LGS'de 20 soru üzerinde ortalamamız 6.9. YGS'de ise 40 soru üzerinden 3.9. Maşallah, bu miktarda. Karnemiz bu durumda.
Ve biz matematik öğretmek için çok uğraşıyoruz ama bu sizce neden düşüyoruz? Yani ortalamamız neden düşük? Biraz önce dediğim gibi öncelikle biz bence matematiği yanlış algılıyoruz. Yani evet tabii ki sayılar, hesaplamalar, denklemler var ama yanlış yerden öğretmeye başlıyoruz. İkincisi müfredatımız ağır demek istemiyorum ama böyle koştur koştur bir şeyleri çok çabuk vermeye çalışıyoruz. Yani farklı ülkelerin müfredatını incelediğimizde bizim 4. sınıfta kazandırmak istediğimiz kazanımlar belki de onların 8. veya 9. sınıflarında veriliyor. Biz böyle koştur koştur bazı şeyleri vermeye çalıştığımızda doğal olarak yani anlamlandırma süreci çocukta çok iyi oturmadığı için düşük oluyor. Zaten korku ve kaygı sebebi matematik ismi bile. Ben birincisini böyle düşünüyorum. İkincisi yani ya da şöyle matematiği ezberlenmesi gereken bir ders olarak görüyoruz. İkincisi şöyle bir durum var. Biz matematiği bir dil olarak öğretmiyoruz. Yani dilden kastım şu. Çince gibi, Fransızca gibi yani bir iletişim aracı olarak adlandırmıyoruz. Bir düşünme aracı olarak adlandırmıyoruz. Bir TEDx konuşmasında rastlamıştım galiba. Galileo'nun bir sözü var. Doğanın yasaları matematik diliyle yazılır diye. Matematik diliyle kelimesi çok ilgimi çekti. Yani dil bildiğimiz yani iletişim kurduğumuz bir dil. Şimdi biz alfabenin 29 harfini bilmediğimizde, birazını bildiğimizde tam anlamlı bir okuma yapabilir miyiz? Hayır. İşte aynı bunun gibi o matematiği dil olarak vermediğimizde çocuk bunu tam anlamıyla oturtmadığında başarısı doğal olarak düşüyor. Dil olarak dan kastım mesela şu da bir bence bir hata. Geçen gün birinci sınıfta yanlış hatırlamıyorsam kitaplarında rastlarız hep. İşte bahçemde bir elma ağacı var. Elma ağacımda işte 25 tane elmam var. İşte yedisini topladım. Şimdi ağacımda kaç tane elma var? Şimdi toplamak kelimesini duyunca çocuk direkt topluyor. Çünkü daha anlamlandırmadı. O dili tam oturtmadı. Oturtmadığı için çocuk orada toplama yapıyor. Yine aynı şekilde üçüncü sınıf ya da dördüncü sınıf tam hatırlamıyorum. Bir kesir problemiyle karşılaştım. İşte Ahmet annesinin verdiği harçlığın işte dörtte birini harcadı. Kalının işte üçte ikisiyle hediye aldı. İşte 25 lirası kaldı. İşte 20 lirası kaldı. Ali işte Ahmet'in başta kaç parası vardı? Ya 8 yaşındaki bir çocuğun bunu bu şekilde yani anlamlandırması çok zor. Şu anda altta bir yoruma takıldım Kadim hocam. Hocam, Elmalar veriyorlar. sen yorumlara takılma, ben oraya geleceğim. Çünkü yorumlar çok hoş, böyle dağılma ihtimaliniz yüksek olabilir. Aynen. Ben bir taraftan okuyorum, takip ediyorum. Siz yorumlara takılmadan devam hocam. tamam. Eğlenceli kısmına geçelim. Doğal olarak çocuk bunu anlamlandırmadığı sürece yani o kesir problemi onun için hiçbir şey ifade etmiyor. Böyle bir şey ifade etmediği zaman ne ondan zevk alabilir, ne öğrenebilir. Yani ortalamanın çok düşük çıkması çok normal. Biz bağlantılar kurdurmuyoruz çocuklara. Yani gerçek hayatla o bağlantıyı kurmadığı sürece bundan zaten zevk almıyor ve başarısı çok çok normal düşmesi. Ama çocuk bu dili keşfetmeye başladıkça, zevkle öğrenmeye başladıkça o öğrenmenin keyfini alacak ve bunun ilerisi çorap söküğü gibi gelecek diye düşünüyorum. Biz böyle yani soru tiplerimizi falan da değiştirmemiz lazım. Hani ALES tarzı sorularla belki çocuğu analiz, sentez becerilerini geliştirmemiz lazım. Düşünme, bağlantı kurma becerilerini geliştirmemiz lazım. Yine geçenlerde çok güzel bir kitapta bir soruya rastladım. İşte Ahmet, Berna, Ceylin, Defne işte bir sinemaya gidiyorlar. İşte bir kuyruğa girecekler. İşte en sonda Defne olması lazım. İşte ortada şunun olması lazım. Ama Ahmet'le işte Burcu'nun yan yana olması lazım. İşte o zaman işte ortadaki ya da ikinci kişinin kim olma ihtimali var. Bu tarz sorularla çocukları çok muhatap etmiyoruz. Daha çok sonuca, direkt sonuca odaklıyız. Yani işte 80 kalemim vardı, bu kadarı gitti, ne kadar kaldı gibi. Evet, tabii ki bu sorular da çok önemli başlangıç aşamasında. Ama dediğim gibi biz yanlış yerden başlıyoruz maalesef. Ben şöyle toparlarsam bir de yorumlara geçmek istiyorum. Sonra artık Tabii ki. derinlemesine eğlenceli kısmına geçeceğiz. Müfredat dedik özellikle. Müfredatın yoğunluğu ülkemizde diğer ülkeleri incelediğimizde ki müfredat yoğunluğumuz bir hayli fazla. Özellikle 4. sınıftaki müfredatımız belki onlar da 8. 9. sınıfta dedik.
Bütün zihinlerde özellikle matematiğin eskiden daha çoktu bu. Formüllerle oluştuğunu, formül ezberlemekten geçtiği, formül ezberle yeter denildiği bir mevzu haline geldiği. Dolayısıyla sanki ezberlenmesi gereken bir dersmiş gibi algılanıldığı konu temas etmiş olduk. Tabii matematiği biz aslında dil olarak öğretmemiz gerekirken farklı bir şekilde öğretmeye çalışıyoruz. Matematik bir dildir. Hatta evrensel bir dildir. Değil mi? Bir de son olarak soruların içeriği bir kere gerçek yaşamı gerçek yaşanan değil. Tamamen böyle biraz daha soyut ve soruların şekli bu anlamda önemli. Çocukların seviyesine uygun değil diye konuştuk. Bunlardan dolayı matematiğe karşı yargı oluşuyor ve çocuklar ürküyor ve dolayısıyla ortalamamız düşük diye özetleyebiliriz herhalde. Hemen izin verirsen sevgili öğretmenim, güzel yorumlar var, onları bir paylaşmak istiyorum. Bir iki de soru var, oradan ilerleyelim, sonra devam etmiş olalım. Hemen bakıyorum. Beautiful Tango demiş ki, ben yapabildiğim kısmını seviyorum öğretmenim demiş. Anladım. Matematik candır demiş Gökben Adanur. Evet. Hocamız. Ondan sonra şöyle devam ediyorum, hızlıca okuyorum hocam. Güzel, matematik sevme anketinde matematik sevenler önde. Onu söyleyeyim öncelikle. Süper. Bir tane yorum gördüm ben. Öğretmenimiz sen gibi bir öğretmen miydi de biz sevmedik demiş. O çok güzeldi. ondan sonra şöyle bir soru var. To East, to West'ten sevgili öğretmenimizden. İki çocuğumun arasında çok fark var bakış açısından. Matematiğe karşı bakış açısından iki çocuğumun arasında çok büyük fark var. Büyük olan oğlum çok hızlı anlıyor. Kardeşi yani kızım abisinin eleştirilerinden etkilenerek biraz korkuyla yaklaşıyor. İşte tam başında bahsettiğimiz mesele. Yani aynen, ebeveyn tutumu. Yani bunu da ebeveyne sayabiliyoruz abisi olarak. Onun o olumsuz tutumu zaten çocukta var olan o korkuyu tetikliyor. Ve doğal olarak da çocuk ya ön yargıyla bakıyor. Peki burada özellikle bu abi kardeş arasındaki diyaloğu nasıl düzenleyebiliriz? Yani gerçekten çoğu aile bu yaşıyordur bunu. En azından onlar arasındaki bu diyalog olur, kaçınılmaz, ama biz anne baba olarak nasıl yaklaşacağız? Biz anne baba olarak tabii ki önce sabredeceğiz. Yani çocuğun ilgisi matematiğe tabii ki yatkın olmayabilir. Ama bu noktada onu destekleyici etkinliklerde bulunmalıyız. En başta bir defa, en başta yani belki de okul öncesinde tahmin becerilerini artırıcı, hayal güçlerini geliştirici, düşünme becerilerini artırıcı faaliyetlerle bence başlanmalı. Evet, bazı çocuklar direkt soyuttan da başlayabiliyor. Yani o büyük oğlu büyük ihtimal matematiği anlamlandırma konusunda kardeşinden çok daha hızlıdır, ama ben kız çocuğunun da somut materyallerle işte desteklenerek veya farklı etkinliklerle, dediğim gibi hayal gücünü geliştirici etkinliklerle desteklediğinde bu korkuyu aşacağını düşünüyorum. Çünkü yapmaya başladıkça özgüveni artacak. Zaten ondan sonrası çok kolay. Sevecek, sevdikçe yapmaya çalışacak, yapmaya çalıştıkça başarılı olacak. Ama bir de en önemlisi benim aklıma gelen, iki çocuk arasında asla karşılaştırma yapmaması. Aynen, kıyas asla yapmayacağız. Bunu sadece kardeş arasında değil. Yani sınıftaki diğer öğrenciler arasında, diğer öğrenciler asla arasında yapmayacağız. Daha. Aynen. Tamam. Tuba Nur, senin gibi öğretmenimiz vardı da biz mi sevmedik demiş. Kardeşim o benim. Kardeşim hocam, kardeşim. Çünkü ben küçükken hocam kardeşimi hiç sevmezdi ve ben onun kafasına gerçekten vura vura matematik öğretmeye çalışıyordum, ama bizim tabii ki aramız çok yakın. Yani ben de o zaman bir çocuktum ve ona yanlış stratejilerle matematik öğretmeye çalıştım. İnşallah toparlarız diyorum bu yaştan sonra. Ya da ihtiyacı yoksa çok da gerek yok. Alışveriş yapabiliyorsa, günlük hayatta daha sıkıntı yok. Şimdi Kadim hocam demiş ki, 4. sınıf müfredatı bir yara ama büyük bir öğretmen topluluğu yetersiz olduğunu, hafifletildiğini düşünüyor. Oo, yani evet, mesela öğretmenim çok farklı bir yorum yapmış. Müfredatı bir yara ama büyük bir öğretmen topluluğu müfredatın yetersiz olduğunu ve hafifletildiğini düşünüyor demiş. Büyük ihtimal hafifletildiğini düşünen öğretmen kitlesi test mantığını güden öğretmenler. Yani sınavlarda, denemelerde yüksek not almasını isteyen, işte bunu çok hafif bulan öğretmenler. Ben öyle düşünmüyorum açıkçası. Birazdan belki bahsedeceğiz. Gireceğiz. Evet, ben çünkü bir iki kelime yakaladım, anlam oluşturma diye bahsettin. Aynen. Orasını açacağız hocam. Yine Kadim hocam, matematiğin dili elmalar bitmez hocam demiş.
Neşeli adam da Kadim hocam çok haklısınız diye yorum yapmış. Şöyle hocam da Galileo'nun bir sözünü paylaşmış. Tanrı kainatı matematiksel bir ilham içinde yaratmıştır. Neşeli adam altın oral demiş. Çok güzel. Emine hocam matematiği bir dil olarak öğretmeyi alkışlamış, yani böyle bir kavramı. Hı hı. Ve yeni LGS soru tarzına ne diyorsunuz diye bir soru gelmiş. Hiç ilgilenmiyorum o sorular. Hiç ilgilenmiyoruz. İnşallah LGS hayatımızdan. Neşeli adam demiş ki matematik soruları test mi olmalı peki? Hayır. Bunu cevaplayalım. Yani... Tabii ki hayır. Ben yani test bir teknik tabii ki. Bu ileride çocukların karşılaşacağı maalesef diyelim bir yöntem. Sonuçta Türkiye'nin bir gerçeği var. Sınav sistemi var. Ama yani işe testle başlamamak lazım. Bazı tekniklerle matematiği öğrenen çocuklar zaten test çözmekte zorlanmıyorlar ki. Ama tabii ki biz bunu hıza bağlıyoruz. İşte bir saatte kaç soru çözdüğüne bağlıyoruz ya da denemede kaç tane soru çözdüğüne bağlıyoruz. Ama sadece salt test çözen çocukların analiz sentez becerilerinin çok iyi olmadığını düşünüyorum. Doğal olarak düşünme becerisi çok iyi gelişmeyen, sadece test çözmeyle ilerleyen çocuklar ileride ortaya kreatif fikirler atamıyor, problem çözemiyor diye düşünüyorum. Kreatif fikirler? Birazdan onu da anlatacağım. Burada bir makinem beni bekliyor. Merve için. Çok heyecanlı. Hadi bakalım. Evet. Sümeyye Gökçe öğretmenim demiş ki ilkokul kademesi matematik test kitabı çözmeli mi? Hayır, ben hiç yani çok fazla yoğun olarak test çözmesini tasvip etmiyorum. Tabii ki bu demek değil ki biz çocuklara hiç sakın işte ABCD'li işte şeyler, sorular göstermeyelim. Değil. Bu az kullandığımız bir teknik olmalı bence. Ölçme değerlendirme tekniği olmalı. İnşallah geçen haftalarda, iki hafta önce falan Duygu hocamla ölçme değerlendirme üzerine Aynen. Belki ileride onunla da bunlar üzerine konuşabilirsiniz. Bahsettiği, yani dedi ki hocamız, tabii ki tamamen arındırmak değil ama sadece test çözmekten. Aynen. Orada kastedilen soru şu anda maalesef öğrenciler deneme sınavlarına, matematik soru bankalarına maruz kalıyorlar. Sadece o kalmamalı. Aralara serpiştirilebilir diye konuşmuştuk aslında. Ölçme değerlendirmeler. Peki ben de sevgili öğretmenim, hazırlıklar var arkada. Heyecanla bekliyorum. biz normalde Türkiye'de öğretmenler olarak yorumlar var. Onları da soracağım bu arada. Matematiği nasıl öğretiyoruz? Ve nasıl öğretmeliyiz? Nasıl öğretiyoruz? Evet. Oradan başlayalım. Ve nasıl öğretmeliyiz? Tamam. Yani tamam hocam, teşekkür ederim. matematiği nasıl öğretiyoruz sorusuna gelince tabii ki hakkıyla bu işi yapanları istisna tutuyoruz, dışında tutuyoruz ama dedim ya biraz önce biz işe yanlış yerden başlıyoruz diye. Matematik anlayış edindirmek, o anlayışı kazandırabilmek bence çok küçük yaşlardan itibaren olmalı. Şimdi size bir soru soracağım. Sizce burada bana kaç kalem var? Herkese soruyorum. İzleyicilere mi? Herkesin evet, burada kaç kalem var? Tahmin alıyoruz. Hocam bir daha göster. Çünkü tamam, çok kısa şey göstereceğim. Bir dakika, burada kaç kalem var? Ben 32 diyorum. Evet. Ben 32 diye tahmin ettim. Cevapları bekliyoruz. İzleyici aynen, arkadaşlar. Cevapları bekliyoruz. Bu arada cevaplar gelirken... Evet, buyurun hocam. 27 diye cevap geldi. Hemen sayıyorum. 23. Çok kalem demiş. Ay güldürmeyin beni, sesim çok kötü çıkıyor. Nurcan hocam 25, Sümeyye hocam 25, Zehra hocam 29, Şule Sancak Tutan 24, Tuğba Nur 32. 32 aynı cevap verdik Tuğba hocamla. Vildan 25, Emine Çördük 30, İsa Özso 20, Neşeli Adam 33, CSM Venüs 15'ten fazla. Vildan hocam göremedik diyor. Bir daha göster hocam kısa. Evet, indir hocam. Selim Gürgen, seninle gurur duyuyorum güzel kızım demiş. Halacım, evet. Halacım, tahmin bekliyoruz. Evet. Kalemler kaç tane? Özlem hocam 28, Nesip hocam 30, Semiha hocam 30. Hocam, evet, ben cevabı vereyim. Hadi bekliyoruz. Saydım 26, orada bir tane 26 gördüm galiba, Sümeyye'ydi. 26 doğru bir cevaptı. Sümeyye kardeşim mi hocam yoksa? Yok, hayır, değil, tanıdığımız. 26 tane kalem vardı burada. Şimdi bunu neden gösterdim size? Tahmin becerisi çok önemli. Yani biz daha çocuk, dediğim gibi okul öncesinde belki bu tahmin
hayal gücü geliştirme oyunlarını çokça oynamalıyız. Ben bu oyunu kardeşim sayesinde öğrendim aslında. Diyorum ya, bu matematiği sevmeyen kardeşim aslında çok iyi işler biliyormuş da. Yani bir kafeye gittiğimizde şeker tahmin etme, kürdan tahmin etme, bu noktada çok başarılıyız aslında. Neden tahmin önemli? Şimdi ben bunu ara ara bazen çocuklara yapıyorum. Yani işte burada kaç kalem var, burada kaç boncuk var, işte ya da kaç kürdan var. Verdikleri cevaba göre çocukların matematiksel altyapılarını anlayabiliyorum. Yani ezberci yaklaşımdan mı gelmiş, yoksa bağlantı kurma noktasında desteklenmiş mi, çok iyi anlayabiliyorum. Mesela bunu sorduğunda 2000 diyen çocuk var. 2000 dediği zaman hemen anlıyorum. Diyorum ki bu çocuk çok yani böyle sistemsel şekilde, ezberci bir şekilde gelmiş diyorum. O yüzden anne babaya burada çok iş düşüyor okul öncesi dönemde. Dediğim gibi üç boyutlu düşünebilme becerisini geliştirecek, hayal gücünü geliştirecek, tahmin becerisini geliştirecek etkinlikler, oyunlar üretilmeli. Yani hiçbir şey olmasa bile işte çatal bıçakla, işte evdeki nohutla, evdeki fasulyeyle bile bunlar desteklenebilir. Yine aynı şekilde size burada bir şey göstereceğim. Bir tahmin, bir daha mı tahmin? Aynen. İç içe geçmiş iki tane gördüğünüz üzere şey var, çember var. Ben bunu tam yarıdan böyle keseceğim. Sizce ne olur? Kaç çember olur veya ne olur? Evet, tahminleri alalım ve ben bu arada bunu kesmeye başlayacağım. Evet, söylüyorum ben 4 diye aklıma geldi direkt. 4, bakalım 4 mü? Ben 4 dedim, belki daha fazladır. Evet, tahminler alıyoruz değerli izleyiciler. Aynen. Bu arada bir. Ben bunu keserken... Kare oluşulmuş hocam. Eren hocam kare dedi, Neşeli adam kare. Ama siz kaç çember oluşur diye sormadınız mı? Ne oluşur veya kaç çember oluşur veya öyle dedim. Ne oluşur başka bir soru, kaç çember oluşur başka bir soru. Yo, onu da sordum hocam lütfen. Evet, 3 tamam. Diyen var. Şu üç anda 2 tane oluştu. Kare diyen var. Bakalım. Kare diyen var. İzlemiştim bunu demiş bir arkadaşımız. Evet, tahminleri bekliyoruz. Ya evet. Şunu söyleyeceğim, aslında iki tane etkinlik yaptınız ve gerçekten çok büyük kazanım. Evet, ne oldu? Bir kare. Yani kare. Bir çem kare bir kare oluştu. Aynen, bir kare oluştu. Bir kare oluştu. Tamam. İşte avide oluşturmuş hocam, avide. Bu tarz etkinlikleri işte okul öncesi dönemde başlamak lazım. Üç boyutlu düşünebilme becerisi bence çok önemli. Tahmin becerisi, çünkü çocuk bir müddet sonra... bunlara çözüm üretmeye başlıyor. Şimdi biraz önce demiştik ya, burada kaç kalem var işte diye. Bu tarz etkinlikleri arttırdığınızda, evet, bu tarz etkinlikleri arttırdığınızda çocuk kendi kendisine çözüm üretmeye başlıyor. İşte diyor ki bir pakette işte 6 renk olsa, işte oraya belki 3 paket sığar, 3 kere 6 18 diyor. Ya da işte şu alana 5 tane sığarsa, işte şu alana örnek veriyorum 5-6 tane sığarsa buraya işte 20 tane sığar gibi. Doğal olarak çocuk kendi çözümlerini üretmeye başladığında farklı bakış açıları yakalıyor ve bu matematiksel altyapı oluşturma noktasında çok ehemmiyetli. Biz biraz önce hocam farklı eğitim sistemlerinden bahsetmiştik. Evet. Şimdi ben IB eğitim sistemine göre matematiği çocuklar nasıl öğrenir, biraz onun üzerine değinmek istiyorum. Siz tabii şu anda IB okulunda okuyorsunuz. Aynen, IB. Öğretmenlik yapıyorsunuz. Evet, aynen, orada otorize olan bir okulda görev yapıyorsunuz. Aynen. Beraberiz. Aynen, beraberiz hocam. Şimdi o tabii bu eğitimler, uluslararası eğitimleri biz de merak ediyoruz, özellikle matematik alanında. Evet, şimdi IB eğitim sistemine göre aslında çocuklar matematiği 3 aşamada öğreniyor. Anlam oluşturma, anlamı sembole dönüştürme ve o anlayışı uygulamaya geçirme. Bizim yanlış başlıyoruz dediğim kısım tam da işte burası. Şimdi biz genel olarak, tabii yine sözüm meclisten dışarı, genelde bir konu, işte bir giriş yapılır, anlatılır. Daha sonra onu pekiştirici, işte alıştırmalar, problemler çözülür. Belki de bir konu üzerinde 20 tane soru çözülür, 20 tane problem çözülür pekişsin diye. İşte tam da yanıldığımız nokta burası. Biz anlamı oturtmadan, kazandırmadan, sembole dönüştürmeden pat uygulamaya geçiyoruz. Çocuk daha anlamlandırmadı ki hiçbir şeyi. Anlamlandırmadı, kendisi bir betimlemedi. Doğal olarak bunu uygulamaya geçirmesi çok zor. Şimdi belki de soran olur. Anlam evet, ben oluşturma merak, ne demek? Ben sorayım. Anlam oluşturma ne demek? Ve gerçekten hani bunu bir örnekle de mümkünse görebiliyorsak örnekle de görmek isteriz. Tabii ki. Ya bir konuyu bakacağım etrafa. Evet.
Şimdi anlam oluşturma dediğimiz kısım aslında bizim %60 oranında durmamız gereken bir kısım. Yani bir ders planında ya da işte bir haftaysa o konu %60 oranında bu kısımda kalacağız. Ama bu kısımda kalma noktasında öğretmenlerin çok tedirginlikleri var. İşte müfredat yetiştirme, veli, işte idare baskısı olabilir, bir sürü şey, sınav kaygısı olabilir, bir sürü etken var. Doğal olarak öğretmen anlam oluşturma kısmında çok fazla kalamıyor. Anlam oluşturma dediğimiz şey şu, değişik materyaller sunarak, işte farklı materyaller sunarak diğer öğrencilerle etkileşim kurabileceği bir ortam yaratmak. Çocuk hiçbir şekilde o aktif öğrenmeyi sağlayamıyor. Sesim az geliyor mu? Şöyle bir kontrol yapayım. Şu an tamam. Nasıl sevgili Neşeli Adam? Efendim isminiz de çok güzel Neşeli Adam. Geliyor mu sesim Neşeli Adam? Bir teyit etmiş olalım. Önemli. Sesim az geliyor mu? Sevgili hocam böldük seni, kusura bakma Betül öğretmen. Estağfurullah. Tam anlam oluştururken sesimizin az geldiğiyle alakalı aynen. Bir geri bildirim aldık. Geri bildirimler önemli biliyorsunuz. Ölçme değerlendirmenin olmazsa olmazı. Evet tamam. Süper hocam şu anda demiş. Aynen. Teşekkür ederim. Bağlantılar kurmak için fırsat vermiyoruz çocuklara. Şimdi bir örnek vermek istiyorum. Örnek uzunluk ölçme mesela. Sınıfa değişik işte ipler, lastikler, metreler getirdim ben. Ve çocuklara hiçbir şekilde standart bir ölçme aracı kullanmadan bir metrelik ip kesmelerini istedim. Ama sadece bir hakları var. Yani bir kez bu tahmini yapacak ve kesecek ve daha sonra biz bunları ölçeceğiz. Şimdi o kısımda öğrencileri izlemek, gözlemlemek o kadar güzel bir şey ki. Yani çocuk bir metre ipi keserken bazıları pat diye kesiyor mesela. Hiçbir düşünme, bir bağlantı kurma yok. Ama bazı öğrenciler işte diyor ki ya hatta şunu görmüştüm çok hoşuma gitmişti. Sınıfta bir tane resim defteri vardı. 35'e 50'lik bir resim defteriydi galiba. Aa dedi bunun dedi bu tarafı 50 santim. O zaman ben bundan iki tane ölçersem bir metre olur. Ya da işte bir tanesi dedi ki benim boyum işte 1.35 işte şurası 35 olsa aa işte deyip kesti. Çocukların kendi aralarındaki o iletişimi, işte o bağlantı kurmalarını görmem, benim onları gözlemlemem çok önemli bir şey. Ama bunu şey gözüyle bakıyor bazı veliler veya işte bazı öğretmenler. Ders boşa geçiyor. Yani düşünsenize siz oturuyorsunuz ya da işte onu gözlemliyorsunuz. Çocuklar bir metre ipi kesmek için belki dersin tamamını kullanıyorlar. Kullanıyorlar. Ama size öyle, evet ama size öyle veriler veriyor ki siz buradan hangi çocuğa farklılaştırma çalışması yapmanız gerekiyor? İşte hangi çocuk üst düşünme becerileri yüksek, ona daha farklı bir boyutta çalışma yapmanız gerekiyor. Bunları gözlemleyebiliyorsunuz. İşte %60'lık kısım o yüzden çok önemli. Ve en önemlisi yine de bu bölümde çocukların neden yanlış yaptıklarını konuşturmak. Yani belki iki dersinizi alacak, belki üç dersinizi alacak ama çocuk neden yanlış yapmış? Bunu anlattırın, konuşturun. Çocukların neden yanlış yaptıkları, orası bir kesinti, onu tekrar edelim. Önemli bir şey söylüyorsunuz. Tamam. Sevgili öğretmenim. Çocukların neden yanlış yaptıklarını onlara konuşturarak, sordurarak öğrenmeye çalışın. Yani gerekirse bir ders konuşacak. Ama siz öyle bir noktaya kalıyorsunuz ki onun neden yanlış yaptığını, belki de o ufak noktayı yakaladıktan sonra artık gerisi geliyor. Ondan sonra çocuk tabii aydınlanma oluyor, anlamlandırmayı oluşturuyor ve geri kalan kısım çok rahat bir şekilde yani sembole dönüştürme ve uygulamaya geçirme aşaması çok daha rahat oluyor. Zaten dediğim gibi çocuk o yanlışı yaptıktan sonra doğru bağlantılar kurmaya başladıktan sonra öğrenmekten zevk alıyor. Zaten zevk aldıktan sonra da matematik çok eğlenceli geliyor. Daha sonra sanırım vaktimiz de daralıyor, hızlı bir şekilde geçeyim. Anlamı hocam, sembole süre nasıl geçti böyle fark edilmez işte. Konu evet, güzel. Aynen. Konuğumuz da kıymetli. Ama arada kesinti oluyor. Bilmiyorum izleyicilere nasıl geliyor. Şu anda yayınımızın son 10 dakikası ara ara kesintiler gelmeye başladı. Orası Çamlıca rüzgarlı mı? Olabilir hocam.
Şimdi evet, hocam, hızlı bir devam şekilde... ediyoruz. Yayına kesintiye rağmen devam ediyoruz sonuna kadar. Tamam. Şu an nasıl geliyor mu bilmiyorum ama. Şu anda iyi geliyor gibi mu? Tekrar. Tamam. Geliyor. Tamam. Geliyor. Tamam. Sembole dönüştürme. Anlam oluşturduk. %60 kısmını enerjimizin, zamanımızın %60'ını anlam oluşturmaya ayırıyoruz. Anlam oluşturmayla alakalı örneklerimizi verdik. Burada sabır ediyoruz. Yani ben aslında bu olayı sonunda söyleyecektim ama uçağın kalkışı. Uçağın kalkmadan önceki hazırlık kısmına benzetiyorum. Buyurun. Aynen. Sembole dönüştürme kısmı ise artık çocuk bu anlamlandırdığı kavramları betimlemesini istiyoruz. Burada da %25'lik alanda kalmamız gerekiyor ama bu kısaca bu betimlemeyi çocuk istediği şekilde yapabilir. Yani sembolize edebilir, resmedebilir, şemayla gösterebilir, kendi hikayesini oluşturabilir. Maksat anlamlandırdığı şeyi bize betimlesin bir yolla. Mesela bir öğrencimin defterini göstermek istiyorum. Çarpma işlemini işlemişiz mesela. Bakın görüyor musunuz? Kendisi Fryer yöntemiyle bunu özetlemiş bize. İşte ben burada... Biraz daha yani... kameraya yakınlaştırma şansınız var mı? Şöyle tam o kısım hocam. Özellikle. Biraz daha aynen. Hocam. Gayet güzel. Evet. Evet. Tamam. Çocuk burada çarpma işlemişiz ve çarpmadan sonra bunu kendisi özetlemiş. Demiş ki mesela toplamanın kısa hali, bence bölmenin tersi demiş. Sonra bunu şekille göstermiş. İşte 5 artı 5 artı 5, hatta onu resmetmiş. Sonra sembolik olarak 3 çarpı 5 olduğunu göstermiş. Hatta üzerine bir de hikaye yazmış. İşte 3 arkadaş, 5'er elma, 3 arkadaşa 5'er elma verdim. Toplam kaç elmam oldu gibi. Ben burada mesela bu çocuğun öğrenme stilini de gözlemleyebiliyorum. Öğrenme stilini gözlemlediğim öğrenci hakkında benim bir fikrim olduğunda ben ona uygun etkinlikler üretebiliyorum. Veya anlamadığında o çocuğa nasıl anlatmam gerektiği hakkında tüyo almış oluyorum aslında. Anlamı burada farklı teknikler dediğim gibi kullanılabilir. İşte Cornell not tutma olabilir, işte Fryer olabilir, normal kavram haritası olabilir. Yine aynı şekilde galiba bu öğrencimin farklı bir yerde bölme işleminde mesela şey tuttuğunu görüyorum. Yani kavram haritası yapmış burada kendisi. Görüyorsunuz. Bu bizim için burası da çok önemli. Yani anladığını betimleyebiliyor mu? Sembole dönüştürebiliyor mu? Aslında çok az vaktimiz kaldı ama çarpım tablosuyla en çok başımız dertte olan konulardan bir tanesi çarpım tablosu galiba. Onunla ilgili bir soru var. Çarpım tablosuyla ilgili tam soru var. Ona da cevap niteliği olur hocam. Buyurun. Buna çok fazla değinemeyeceğim galiba. Vaktimiz çok az çünkü. Şimdi biz çarpım tablosunu dediğim gibi hani ezberci bir yöntemle çocuklara ezberletmeye çalıştığımızda çocuklar da kalıcı olmuyor. Ama bunu farklı etkinliklerle işte çocukların zihin haritalarına göre anlamlandırdığımızı istediğimizde çok daha kalıcı hale geliyor. Bir eğitimde öğrenmiştik biz de. Aslında çarpım tablosu biliyorsunuz bir örüntü dizisi. Ve buradan biz çocuklarla farklı etkinlikler yaparak aslında bakın çok farklı örüntüler çıkardık. Çok farklı örüntüler çıkardık. Bakın bu bir sembole dönüştürmedir. İşte birlerde çok böyle güzel. Bir sembol çıktı gibi bunu inşallah başka zaman çok daha ayrıntılı bir şekilde anlatmak isterim. Evet. Evet hocam. Şimdi bunu yapan çocuğun çarpım tablosunu ezberleme ihtiyacı olmuyor. İkinci yayının sözünü aldık. Aldık. İnşallah bir kere diyelim. Çıktı İnşallah. Şu an izleyiciler, sizce biz bu akşam ankete alıştık hocam, hemen söylüyorum. Betül öğretmenimizi bir daha matematikle ilgili tekrar canlı yayında görmek isteyenler şu işaret. Hemen bekliyoruz anket. Evet, devam edelim çok hızlı bir şekilde. Gelelim anlamı uygulamaya geçirmeye. Anlamı uygulamaya geçirme kısmı aslında en az üzerinde duracağımız kısım. Yani işte bizim hatamız burada oldu yıllarca. Biz buraya yüklendik. Yani çok soru çözelim. İşte bu derste çok problem çözelim. Ne kadar çok problem çeşidi gösterirsek çocuk işte o kadar başarılı olurmuş gibi hissettik. Ama işte burası aslında anlamı oluşturduğun, sembole dönüştürdüğün burası çok zevkli kısım. Alıştırmalar yaptığımız, pekiştirmeler yaptığımız kısım ama çok da üzerinde durmamız gereken bir kısım değil. Ben bir eğitimde Arnavutluk'tan gelen bir Rachel, hatta ona gerçekten çok minnettarım. Onun bir eğitiminde şunu duymuştum ve o da matematikten çocukluğunda çok nefret eden bir sınıf öğretmeniymiş. Demişti ki sınıfınızda ne kadar çok
kağıt matematik öğretmeye çalışıyorsanız o kadar yanlış yapıyorsunuz demişti. Biz sürekli işte problem çözdürerek, işte test çözdürerek ya da biraz önce test meselesi çıktı. Bunu yaptırarak başarıya ulaşamayacağız. Ama tabii ki bu demek değildir ki biz alıştırma yapmayacağız bu uygulamada, test çözmeyeceğiz, işte problem çözmeyeceğiz değil. Ama burada çok farklı etkinliklerle çocukların uygulamaya geçmesini sağlayabiliriz. Bir sürü teknik var. Çok farklı etkinlikler, eğlenceli etkinlikler var. Artık şey, ben zaten böyle olaya şey bakıyorum. Ya bundan acaba nasıl bir oyun üretebilirim? Bunu nasıl matematiğe aktarabilirim? Geçen gün bir öğrencim şey dedi. Öğretmenim, biz hep oyun oynuyoruz matematik dersinde. Bu aslında benim için çok güzel bir şey. Belki anneler babalar şey diyordur. Ya bunlar da hiçbir şey yapmıyorlar galiba. Hiç kitap zaten kullanmıyoruz. Yani belli bir kitaba bağlı kalarak matematik dersi işlemiyoruz. Ama farklı istasyon teknikleriyle, işte puzzle çalışmalarıyla, scamper tekniğiyle burayı zenginleştirebiliriz. Sitem, steam meselesine hiç girmiyorum. O ayrı bir derya zaten. Onun için belki daha tecrübeli öğretmenlerimiz. Belki üçüncü yayın diyorsunuz. Yok hocam. Hocam. Sitem meselesinde. Bak, bir kere bu arada ikinci yayınla alakalı anket yaptık ya. Hemen hemen herkes el kaldırdı öğretmenim. Artık nasip değil. İzleyicileri kıramazsınız. Böyle bir şey şu an. Çünkü aslında ben nasip şu anda değilim. İzlerken bir kere şu geldi. Bir sürü teknikten bahsettiniz. Bu teknikleri gerçekten hani ilgili öğretmenlerimize ayrıca bir canlı yayında teknik gidebiliriz. Şöyle teknik uydur, teknik böyle falan diye. İnşallah. İnşallah. Ben birkaç tane aslında buraya hazırlamıştım ama belki vaktimiz olursa, yani teknik demeyelim de oyun diyelim biz buna. Paylaşın bence o lütfen. O oyunları tabii ki paylaşacağım inşallah. Web 2 araçlarını mutlaka matematik dersine entegre etmeliyiz. Bizim en çok zevk aldığımız kısım işte Kahoot, Quizlet Live, Flickers. Bunlarla da matematik dersi yapılabiliyor. Çocuk bu sefer şeyi anlamıyor. Yani o uygulama geçirme kısmında sanki soru çözüyormuş gibi algılamıyor, oyun oynuyormuş gibi algılıyor. Ve ben burada çok ciddi anlamda veri elde edebiliyorum. Kim analiz düzeyinde, kim hala bilgi düzeyinde, kavramın düzeyinde kalmış çok iyi. Benim açımdan bir öğretmen olarak veri elde ettiğim kısım burası. Şunu da söylemek istiyorum. Hani dedik ya, matematik eğlenceli olduğunda ebeveynlerin tutumu ya da öğretmenlerin tutumuyla kaygı oluşturan öğrenciler ciddi anlamda o bağlantıları kurdukça zevk almaya başlıyor dedik ya. Ben burada bir örnek göstermek istiyorum. Hatta Merve hocam çok merak etmişti. Ben ona söz vermiştim. Şimdi matematiği çok sevmeyen aslında bir öğrencimden geldi bu. Ve çok sevindim. Çünkü artık o eğlenceli kısmın ya da bağlantı kurabilme kısmın tadını aldığı için artık kendi kendine yeni çözümler üretmeye başladı. Sadece bunu dert edinebilmesi bile bir eğitimci olarak gerçekten zevk veriyor size. Şimdi öğrencim geldi dedi ki, öğretmenim ben belki bir çarpma timetable machine icat ettim dedi. Belki bir şekilde hocam, bir yerlerden biraz. Esinlendi. Göstereceğim hocam. Belki evet. Bir yerlerden esinlendi ama hiç problem değil. Sonuçta çocuk, hiç matematiği sevmeyen bir çocuğun böyle bir girişimde bulunması bizim için çok sevindirici bir şey. Bir adım sonrası artık onun için çok daha kolay olacak. Ben şöyle göstereyim. Bu bir çarpma makinesi. Timetable machine. Nasıl hocam, gösterelim işlemini. Anlatacağım. 7 çarpı 7. 7 kere 7. Atıyor. Ve bakın cevap 49. 49 olarak. 49 çok güzel. Çok çıkıyor. Güzel. Evet hocam. Bu çok önemli. Yani çocuk burada kendisi bir şeyler üretmeye başlıyor. Yani çözüm üretiyor. Bu çok güzel bir şey değil mi? Hani biraz önce de dedik ya. Çocuk tahminler yapmaya, çözümler üretmeye başladıkça matematiği daha iyi anlamlandırmaya başlıyor. Anlamlandırdıkça zaten gerisi biraz da hayata çok rahat. Bakışları da değişiyor anladığım kadarıyla. Değişiyor. Aynen. Yayın gitti sanırım. Değişiyor. Evet. Bakış açıları değişiyor. Vaktimiz sanırım bitti. Sevgili öğretmenim, senin için 5 dakika daha uzatıyorum. Sırf matematik tamam. Aşkına. çok güzel, matematiğin eğlenceli yüzünü görüyor olmak, gösteriyor olmak çok keyifli. Son 5 dakikamız, buyurun. Dediğim gibi bu kısımda, yani uygulamaya geçirme kısmında çocuklara farklı oyunlar üretebiliriz. Bu her öğretmenin yapabileceği bir şey. Yani etrafındaki nesnelere artık o gözle bakmaya başladığında
verimli olmaya başlıyor öğretmen de. İşte dediğim gibi puzzle çalışmaları olabilir, belki bir bingo oyunuyla olabilir, çok her yerde karşımıza çıkan bir tic-tac-toe oyunuyla olabilir. Bunu her türlü destekleyebiliriz. Ben mesela bir tane göstereyim. Şimdi ben çocuklara şey hazırlamıştım. İşte bu biliyorsunuz dört işlem problemleri yazma noktasında genelde sıkıntılar vardır. Problem çözülür de problem yazma noktasında biraz sıkıntı olur. Mesela puzzle çalışmalarıyla ben buraya işlemi verdim. Sonuç yani bu olacak. Buna uygun bir problem yazacak başka bir öğrenci. Ama buraya farklı bir kağıda yazacak ve bununla bunu eşleştirecek. Sonra gelecek başka bir öğrenci bunun işlemini, problemini buraya yazacak. Gibi bu şekilde bakın çocuğu bırakıyorsunuz ve onlar kendileri üretmeye başlıyorlar. Problem yazma bir anda zevkli hale geliyor. Ya da ben onlara bir board hazırlıyorum. İşte çocuk oyun oynadığını zannediyor. İşte bildiğiniz zar atıyor, üç geliyor. Aa, harika. İşte burada sorular var mesela. Zarı attı kaç geldi? İşte iki geldi. Buradan yeşil renginde bir soru çekiyor çocuk ve bu soruyu çözüyor. Bu soruları tabii ki biz kendi sınıfımızın ihtiyacına göre belirleyebiliriz. Yani bunu bu grupları gruplardaki soruları farklılaştırabiliriz ki ben öyle yapıyorum. Çocuk yapabildiğini hissettikçe zaten oyunu zevkle devam ettiriyor. O yüzden ben sınıfımı mutlaka en az 4 istasyon şeklinde ayırıyorum. Ve 4 istasyonu da kendi arasında çaktırmadan gruplara ayırıyorum. ve bu şekilde farklı oyunlarla dediğim gibi zevkli hale getirmeye çalışıyorum. Mutlaka dersin sonunda eğlenceli bir şekilde yine bu da ölçme değerlendirmesini mutlaka yapmalıyız. Ona da değineyim. Yani evet oyun oynadık bitti gibi değil. Mutlaka ders sonunda yine Duygu Hocam'ın da bahsettiği tekniklerle ders sonu ölçmesini yapmalıyız. Ben yine böyle bir çıkış kartı mesela hazırlıyorum. Bu bir tanesi sadece. İşte bu çıkış kartında çocuklara soruyorum. Bu işte etkinlikte kendinizi nasıl hissettiniz? İşte çocuk burada işaretliyor çünkü mutlaka nedenini açıklattırıyorum. Ya da bunu çok farklı şekilde dediğim gibi düzenleyebilirsiniz bu çıkış kartlarını. Ya da kar topu yöntemiyle. Fishbowl dediğimiz akvaryum yöntemi var. Çocuklar işte içe geçmiş iki daire oluşturuyor büyük şekilde. Ve orada aslında böyle saat yönünde döndüklerini hissediyorlar. Ama karşılarına geldiklerinde işte bir soru çekiyorlar belki. O soruya cevap vermeden o akvaryumdan ayrılamıyorlar falan. Bunun gibi tekniklerle eğlenceli hale getirebiliriz. Vaktimiz olsaydı belki daha fazla oyun oynama imkanımız olabilirdi vaktimiz ama. Vaktimiz olsaydı ifadesini çok kullanırız. İkinci yayını mutlaka yapıyoruz. Tarihini beraber belirleriz. Ama ben artık kapanmadan önce son cümle alacağım ama onun öncesinde güzel yorumlar var. O yorumları okumak istiyorum. Bazılarını zaten yayın içerisinde cevap vermiş olduk. Emine Cördük Hocam okul öncesinde çocuklarda tahmin becerilerini geliştirmek için nasıl etkinlikler yapılmalı diye sormuş, göstermiş olduk. SYSYDA 24 günlük Ahmet Yavuz sizi izliyor. Bunu özellikle paylaşmak istedim. Gülden Hocam, Gülden Öğretmenim demiş ki hocam fiziksel ortamın düzenlenmesinin matematikte tutum etkisi var mıdır? Tabii ki. Evet. Mesela siz dediniz ki istasyon metodundan bahsettiniz. Arkanızda da yine aynı şekilde. Evet. Arkamda gördüğüm bir duvar. Bu duvarı ben tabii ki temalara göre değiştiriyorum. Şu anda sınıfta göremiyorsunuz. Bir sürü materyal var. Düğmeler, ipler, nohutlar, lastikler, işte boncuklar, bir sürü materyal var. Bunun çok ciddi anlamda etkisi var. Çocuklar burada işte şurada rakamları var. O duvara gidip istedikleri gibi oynayabiliyorlar. Çarpma ise çarpma, işte toplama ise toplama. Teneffüste gelip oynayabilirler. Fiziksel ortamın buna ciddi anlamda etkisi çok büyük. Okullarda o zaman matematik atölyelerinin olması aslında çok önemli yani, arz ediyor gibi sanki ama matematik atölyemiz olmasa bile aynen sınıf içerisindeki bir köşe mutlaka düzenlenebilmeli. Zaten evet. Basit şekilde yani bunlar çok vaktimizi harcayacak işte maddi anlamda bizi yoracak şeyler değil. İşte bir rafyadan, bir evadan, bir ipten çok ciddi anlamda farklı şeyler üretebilirsiniz. Ben oradaki rafayı söküyorum sonra yere başka bir etkinlik düzenliyorum falan. Yani bunları dönüştürebilirsiniz. Evet. Ama fiziksel ortam çok önemli gerçekten.
Aynen. İşte Süheyda Hanım yine demiş ki Ahmet Yavuz'un ileride sen gibi öğretmeni olur inşallah. İnşallah. Kadimcan Hocam ondalık kesirler kaldığımızda çok üzüldük demiş. JSM Venüs örnek çalışmalar paylaşılmalı. Güzel örnekleri yazan paylaşan da az demiş. Çok önemli bir konuya Evet, temas çok etmiş. önemli. Belki ileride böyle bir Yani şey paylaşabiliriz yazılı şekilde. eğitime aslında gerçekten hani farkında değiliz ama ne kadar konferans, seminer, etkinlik, bu tarz programlar ne kadar çok olursa o kadar eğitime yön veriyor. Şu anda bundan bir 5 yıl, 10 yıl önce neler konuşuyorduk? Şu anda çok farklı bir yerdeyiz, farklı şeyler konuşuyoruz. Ben bu tarz çalışmaların büyük katkısı olduğunu düşünüyorum açıkçası. Aynen. Pelin Akkaya okul öncesinde oyunlarla matematik demiş. Ömer Güneş çocuğun kritik evresi ilkokul dönemi. Matematik için dolayısıyla bu dönem gözden kaçırılırsa soyut dersleri yani matematik bir ömür anlaşılmaz olacaktır demiş. O yüzden anlam oluşturmaya %60 vakit ayırmamız lazım. Bu çok önemli bir şey. Matematikle ilgili yani tam ne anlama geliyor? Belki öğretmen arkadaşlarımızdan bunu öğrenmek isteyen yeni öğretmenlerimiz var. Öğretmen adaylarımız izliyor. Çalıştaylar var. Bu çalıştaylara katılabilirler bence. Eğitim Aynen. liderlerinden de bu çalıştayları duyuruyoruz biz. Seninle gurur duyuyorum güzel kızım demiş. Onu da söylemiştim. Evet şöyle hızla ilerliyorum. Yine çok eğlenceli diye bir Nesibe Hocam böyle bir paylaşımda bulunmuş. Emin Teşekkür Hocam, Betül ediyorum. Hocam harikasınız demiş. Neşeli Adam matematiği çok seviyorum demiş. Neşeli adam topuklarını sıkıyor hocam. Neşeli adamla sonra görüşeceğiz. Sonra görüşeceksiniz. Aynen. Şöyle hızla ilerliyorum. Gayet güzel, güzel, güzel hocam. Şöyle, evet, yayını istiyorlar mutlaka ikincisini. Onu da söylemiş oldum. Mesela Özlem Kaçır demiş ki, Betül Hocam tadı damağımızda kaldı, devamını bekliyoruz demiş. İnşallah diyelim. Çarpım tablosunu çok beğenmişler. Hava bozan en büyük hayat problemi sanıyorum. Biz üretiyoruz. Onlar ürettiklerimizi tüketsin istiyoruz. Bu şekilde de iselleşmiyor demiş. Böyle bir Aynen yorum işte yapmış. o yüzden çocuklarımızın üretmesine fırsat vereceğiz. Neşel Hanım demiş ki güzel bir şey söylemiş. Şu anda mesela anlattınız ama o kadar güzel şey paylaştınız ama bunun altyapısı var, hazırlık süreci var. Bence çok meşakkatli ve büyük bir emek ve yürek istiyor açıkçası. Aynen. Demiş ki materyalleri öğrenciler tasarlamalı bence. Böylelikle öğretmenlerin üzerinde materyal zam yükü kalkar. Son Aynen. olarak Onun da da olacağı zaman gelecek. Buyurun. bence de olacak. Hediye öğretmenim demiş ki yayınlar YouTube'a yüklensin hocam demiş. Sevgili hocamıza ve izleyen herkese duyuralım. Yayınlar YouTube'a yükleniyor. Bundan önceki yayınlar YouTube'da eğitim liderleri diye yazdıklarında ulaşabilirler. Mesela ölçme değerlendirme ile ilgili birkaç atıfta bulunduk. Duygu öğretmenimizin yayınını orada izleyebilirler. Yani bir şu ana kadar yayınlanan ilk başları hariç onları da koyacağım. Şu anda matematik eğlencelidir konusu ele aldık bu akşam. Sevgili Betül öğretmenimle beraber onu da YouTube'a yüklemiş olacağız. Oradan İnşallah. takip edebilirsiniz. Hocam çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum hocam. Zamanın nasıl geçtiğini gerçekten ben de anlamadım. Ben size söylemiştim. Evet, doğru, inanmalıydım size. O zaman bir teşekkür de. Şu anda değer bu akşamı. Çok farklı kanallarda farklı dizilere rağmen bizi izleyen yaklaşık 40-50 toplamda 200 ulaştık diye tahmin ediyorum. 200 öğretmenimize, 200 anne babamıza, bizi izleyen tüm arkadaşlara teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar diliyoruz. Biz teşekkür ediyoruz hocam. İyi akşamlar. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.